Bay Veer. Eşinizin hayati tehlikesi geçti. Büyük bir şok yaşamış. Ama birkaç dakika içinde kendine gelecektir. Ona çok iyi bakmalısınız. Bir annenin böyle bir şoku kaldırması çok zordur. Dikkat edin. Ona zaman vermeniz gerek. Hayır. Hayır. Hayır, bu mümkün değil. Veer. Sen de duydun değil mi? Bebeğin sesini duydun ama değil mi? O bebeğin ağlama sesini ben duydum. Hey doktor hanım. Torunumuz sağlıklı doğdu. O zaman nasıl böyle bir şey olabilir? Doktor hanım, bir daha bakın ne olur. Belki bir hata vardır ha? Demiştiniz değil mi? Bebek de annesi de çok iyiydi. O zaman... Hanımefendi, acınızı anlıyorum. Ama size gerçeği söylüyorum. O sırada gelininizin de torununuzun da sağlığı iyiydi. O zaman böyle olmamalıydı. Nasıl olur bu? İnanmıyorum, hayır. Hayır, torunumuz ölmemiştir. Hayır doktor hanım, hayır, bir kez daha bakın. Bu nasıl oldu bilemiyorum efendim. Bakın, yaşam da ölüm de Tanrı'nın elinde. Bu konuda biz doktorlara yapabileceği bir şey yok. Buna inanamıyorum. Oysa hiç aksilik yoktu, her şey çok normaldi. Baba sen de bir şey söylesene. Biz ne günah işledik? Neden bütün felaketler bizim başımıza geliyor? Buna inanamam. Hayır, torunum ölmedi. Hayır, torunum ölmedi. Doktor hanım, hayır. Hayır, size yalvarıyorum. Yalvarıyorum. Ne olur doktor hanım, lütfen benim için bir kere daha bakın. Bir kez daha bakın. Ne olur. Bir kez daha bakın. Hanımefendi, hadi ne olur, yalvarıyorum. Hanımefendi, metin olmalısınız. Hayır. Böyle konuşursanız gelinize kim bakacak o zaman? Nasıl metin olabilirim? Torunumun öldüğünü söylüyorsunuz. Ben nasıl metin olabilirim ki? Bizim varisimiz öldü. Ve siz ne diyorsunuz? Metin olun diyorsunuz. Bakın doktor hanım. Sizden bir kere daha onu kontrol etmenizi rica ediyorum. Ne olur bir kere daha bakın. Bir kerecik, belki bir sorun vardır. Hadi oğlum, hadi bir şey söyle. Söyle bir kere daha, bir kere daha, ne olursunuz bakın. Gelin, sessiz ol. Sessiz olmalısın. Doktor hanım, buna inanamam. Canda. Hadi Veer, sen de bir şey söylesene. Baba bir şey yap ne olur. Bir tamam, kere sakin daha, ol. Bir kere daha sakin kontrol ol. Edin. Bir kere daha ama... bakın, benim torunum ölemez. Hayır, olmaz. Babacığım, torunum ölemez. Hayır oğlum. Veer torunum sakin ölemez. Ol. Ölemez. Babacığım ne olursun. Veer. Sil gözyaşlarını Veer. Eğer sen de ağlarsan hiçceye kim bakacak? Şu anda takatim yok büyük baba. Takat mi? Hiçbirimizin takati yok Veer. Annen de, bu zayıf büyük baban da. Nasıl torunumuzu omuzlarımıza alacağız bilemiyorum. Hangimiz bir kim alacak ha? Bizler
Gözyaşlarımızı içimize atmalıyız. Öyle değil mi? Senin iç çaya durumu düzgün bir şekilde anlatman gerek. Bunu ona sen anlatmalısın Vir oğlum. Anne sen, üzgünüm ben, seninle ilgilenemedim. Büyük babamla annemin gittiklerini görünce ben senin de gittiğini zannettim. Şey, İço kendine gelmeden ben nasıl giderim oğlum? Tanrı'nın takdirini bilmiyorum. İça kendine gelince ben ona ne derim ki? Ne söyleyeceğim? Hiç gücüm yok artık. Benim de buna gücüm yok anne. Ona ne söyleyeceğimi bilmiyorum. Bir. O sağlığına çok dikkat etti. Onun bunda hiç kusuru olmadı. Hiçbir suçu yok onun. Ama ailem bunu anlayıp onu affederler. Onu suçlamazlar, öyle değil anne, mi? Anne, sen bunu nasıl söylersin? Ne diyorsun sen? Baksana, o çocuğunu kaybetti bir. Ve sen ondan ayrılabilirsin. O zaman bunu asla kaldıramaz. Anne. Bir. Gel, otur şöyle bir, lütfen. Sen ondan ayrılacaksın değil mi bir? Söyle bana. Anne sen nasıl böyle düşünürsün? Anneciğim, o bir bebek. İçamlı benim biricik bebeğimiz. Ve ikimiz de çocuğumuzu kaybettik. Bunda İçan'ın hiçbir suçu yok. İnan bana anne, ben varken İçaya kimse bu yüzden bir şey söyleyemez. Hem sonra Kanayla Mukta buradalar. Onlar bizim tesellimiz olurlar. Ailemiz de yanımızda. Ama şu an ben sadece İça için endişeleniyorum.
Umarım öyle olmaz anne. Ama kendine gelince depresyona girebilir. Bilmiyorum. Nasıl bir kaderi var böyle? Her zaman mutluluk kapısına geliyor. Ve oradan dönüp gidiyor bir. Bu bizim için büyük bir imtihan anne. Tanrı bana bunu İtçaya anlatma gücü versin. Onun yüzüne bakabileyim. Sen hiç merak etme anne. Ben İtçayla konuşup onu teselli ederim. Ve ona iyi bakarım anne, merak etme. Teyze, ağlama artık. Sağlığına bir şey olacak diye korkuyorum. Hem biz ne yapabiliriz ki? Eğer kaderinde bu yazıldıysa, kimse alı yazısını değiştiremez. Tanrım, gözlerimi alsaydın da bu günleri görmeseydim. Kasap, arabayı durdur. Kasap, arabayı durdur dedim. Teyze? Bütün şu tatlıları atın. Artık hiç manası kalmadı. Hepsini atın. Nanhe nanhe se haathon mein gudiya purani kismat apni to jaise